Evet, bugün korona testi için Halk Bankası'na havale yapmaya gidiyoruz. Rami ile beraber çocukları otelde bırakacağız. Çünkü hava 41 derece bugün. Rami nasıl gideceğiz? Otobüsle mi? Metrobüsle mi? Taksiyle gideceğiz. Evet, otelden çıktık. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Bankaya para yatırmaya gidiyoruz. Evet. Hava çok sıcak Rami. Ne güzel. Bayağı. Ne için geldik bu buraya? Sıcaklığı için geldik. Bu kadar sıcak istememiştik. Manam manam. Sıcaklığı ben çok severim. Çevirecek de mi? Başkaları var. Şu an korona testi için ödeme yapacağız. Halk Bankası'ndayız. Aramızda mesafe sürsen mesafe neresi var? Kişi başı 110 TL yapacağız buradan. Daha sonra onların defantları fişleriyle beraber gideceğimiz hastane ve havaalanında testimizi alacağız. So millet, şu an Halk Bankası'nda ödememizi de yaptık. Geldi mi taksimiz? Tamam. Eşim bir gelsin. Teşekkürler. Sağ olasın. Evet, çıkamadı benimki daha. Yüklü yüklü geliyor şu an. Sineğim, baya yüklü yüklü geliyorsun Vakito. Çok güzel şeyler aldım. Bay. Hadi bakalım, taksi bizi bekliyor. 78 lira. O kahveden biraz fazla alsaydın. Tüm personelimiz özel eğitimlerden geçti. Doktor. Seda senle geçti mi? Tamam, şimdi özel eğitim tabii. Özel eğitim daha doğrusu kendisini koruma amaçlı. Yok, hayır, müşteri de çıktığı zaman ne yapılıyor? O sorumuz odur. Evet. Diyelim Almanya'da bir müşteri, biz geldik ve bizde korona çıktı. Örnek veriyorum. Şu misafir, şu misafir. Arkadaşım da çıktı. Biz diyelim. Şunu almadık. İkinci katımız tamamen bu işin çayrını. Yani karantina, dezenfektesi, üst baş, giysi, her şeysi az, her tamamen. Seda mı gelip basacak bizi öyle bir şeyden? Yok, biz geliyoruz. Seda sen niye gelmiyorsun? Seda da gelir. Sezen o zaman olmaz. O 4 tane değil ya. Hangi birinin orası? Gitsin bir oraya. Yangını mı söndürürüz? Ama yani otelin kapanma tehlikesi yok o durumda. Sadece evet, o kat kapanıyor ve o kişiler... Zaten. Ya şöyle bir şey var. Herkes kalırsa mı göre? İş yapamaz Türkiye'de. O eskidenmiş. Öyle söyleyeyim. O eskidenmiş. Evet. Farklı böyle değil. Şu an her şey. Şu an sizin burada olduğunuz bile biliniyor. Her. Evet. Siz geliyorsunuz ya. Pasaport alıyorum, ben gönderiyorum polise, jandarmaya gidiyor. Direkt. Evet. Siz buradasınız. Aranıyor musunuz, sorunuyor musunuz vesaire. Hastalarınız var mı? Türkiye'ye girerken, vücut ısınız. Kapıdan geçtiğinde yani birçok kişi bilmiyor. Kameradan kontrolden geçti. Evet. Burada 3 tane, 4 tane kontrolden geçiyor. Şu an 5 tane kamera bizi izliyor şu an. 5 evet. Tane kamera izliyor. Hiç kimse fark etmiyor. Geliyor, sadece bu konuşuyor, gidiyor. Evet. Oldu. Çok teşekkür ederiz size bu bilgileri verdiğiniz için. Daha fazlasına var, hiç sorun değil. Geliriz daha, birkaç gün buradayız. Tabii, şimdi şöyle bir şey var. Şu konuda Türkiye'ye geledi. Hem vatandaşımız, hem de diğer vatandaşlar geldi. Bu konuda rahat olsunlar. Rahat olsunlar. Yani Türkiye'mize gelebilirler. Ben şunu duydum misafirlerden. İspanya, Yunanistan, Portekiz, Hırvatistan ya da Kroatya. Bu tür ülkelere ya Alman veya diğer ülkelerden o 7-8 Avrupa Birliği ve gelecek olan 4-5 tanesi 32 tekamül ediyor. Para bizde kalsın, yurt dışına çıkmasın istiyor. Burada esas olan ekonomi. Aynen yani, para bizim cebimizde kalsın. Mesela, aynen. Biz de bu nedenle işte bak bu zorluklar altında yine de dedik ülkemize gidelim. Aynen. Madem para vereceksek tabii. Bizde şu var ya, elin adamı kazanacağız bizim kolumuz nasıl? Yani bizim vatandaş kazansın. Yani, evet. Teşekkür ederiz. Wir sind auf dem Weg zu unserem Corona-Test. Wir sind jetzt am Flughafen. Es ist 24 Uhr. 24 Uhr. Und zwar der 24. auf den 25.07. Am 26. also Sonntag fliegen wir zurück. Man hat uns gesagt, man muss 36 Stunden vorher hierhin kommen. Wir sind mal gespannt. Ich dachte 24 Stunden. Wir sind Antalya.
Flughafen, und zwar bei der Ankunftsseite in Geliş tarafında. PCR-Test extra von der türkischen Behörde eingerichtet für die Tests, die sozusagen für die Leute, die zurück nach Europa fliegen, damit sie nicht in die Quarantäne müssen, wenn sie dann dort sind. Hallo Sinem. Hallo Rami. Und was machen wir jetzt hier? Corona-Test. Corona-Test. Ja. Emir, was machst du hier? Warten. Warten. Und was machst du, Ege, hier? Arbeitsamt. Arbeitsamt. Okay. Papier. Wir gucken gleich, was weitergeht. So, wir sind jetzt dran. Wir sind dran. Der junge Mann steht auf, geht an die Tür. Ich kann mich schon weg hier sie schicken. Was steht hier? Şuradan çekebilirim değil mi eşimi? Evet, test şeyimizi alıyoruz şu an. Jetzt fehlt nur noch das Vaccine. Şimdi Ali bunu bırakacak. Bu ne? Was ist das eigentlich? Das ist, damit man das wiederfindet, wer das gemacht hat. Şurası kırık, buradan yaparsanız olur. Bu sonuçları biz internette mi çıkaracağız yoksa buradan almamız lazım mı? Biz pazar günü saat 12.30'a doğru geleceğiz. 16.40'da uçuşumuz var. Buradan alıp nereden? Ha, buraya geleceğiz yine. Teşekkürler, iyi geceler. Sinem Hanım, şu anki duygularınızı alalım. Wie fühlen Sie sich jetzt zurzeit? Corona test yaptırdık ama inşallah pozitif çıkmak ve de çıkarabiliriz. Sağ olun. So, den Test haben wir gemacht. Antalya Flughafen. Ankunft. Jetzt geht's wieder zum Taxi.